Değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekten Türkiye'de değerini kaybeden şeylerden bahsetmek istiyorum. Sayılardan bahsetmek istiyorum. Verilen sözlerden bahsetmek istiyorum. Yaşamdan bahsetmek istiyorum. Siyasetçiler çıkıyorlar. Rakamlardan bahsediyorlar. Diyorlar ki Türkiye'deki enflasyon yüzde yetmiş Arkadaşlar bunu televizyonda 85 milyon insanımız izlerken bir rakam olarak görüyoruz ama kendi hayatında yansıması şu bugün aldığı şeyi yarın aynı fiyattan alamıyor bu büyüyor 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 evine giren maaş artık yaşamı için yeterli hale gelmiyor. Türkiye enflasyonu en yüksek yani pahalılığın en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Yani yaşamın çok zorlaştığı, çocuklarımızı geçindiremediğimiz, ailemizi geçindiremediğimiz bir ülke konumuna düştü. İşsizlik yüzde yirmi üç bir rakam. Bu şu demektir. Evladını Yetiştiriyorsun, büyütüyorsun, okutuyorsun, hayata hazırlıyorsun. Devlet ona bir iş imkanı verecek. Türkiye'de yüzde yirmi üç vatandaşlarımızın okudukları halde, liyakatları olduğu halde bir işe giremiyorlar. Yani bir aile kuramayacaklar. Yani çoluk çocuk sahibi olmakta zorluk çekecekler. Yani geçinemeyecekler. Yani yoksullukla karşı karşıya kalacaklar. Gerçekten bu sadece bir rakam olarak mı algılamamız gereken bir şey? Yaşamın kendisi değil mi? Eşimizin birbirimizin yüzüne baktığında yarın yiyecek ekmeğimiz yoksa çocuklarımızı giydiremiyorsak bu rakamın bir değeri yok mu Türkiye için? Bunu bu noktalara çeken insanlardan Türkiye'de yarın öbür gün bizi iktidara taşıyacak seçmenlerin oturup düşünmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu? Kendi hayatları için, çocuklarının hayatı için. Bakın değerli arkadaşlar Bulgaristan'dan bir kişi bir dolar cebine koyup Türkiye'ye giriyor. Bulgaristan'dan bir kişinin bir dolarını ben alayım ona sana ben bir TL vereyim dersen yüzüne bakıp güdüyor. Neden? Senin paranın değeri benim bir dolarımı almak için senin 15 TL vermen gerekiyor diyor. Bu rakamın bir karşılığı yok mu arkadaşlar? O bir dolara istediği bir şey alırken sen aynı malı 15 TL'ye almak zorunda kalıyorsun. Bununla ilgili insanlarımız oturup düşünmeyecekler mi? Nereden hangi noktaya geldik demeyecekler mi? Bu iktidarın başındaki insanları dolar kendileri göreve geldiğinde 4 TL iken bir dolar 4 TL iken şu anda 15.4 TL olması ve alım güçlerinin bu kadar azalmasına karşı insanlar birilerinin kendilerine öğütlediği gibi çok şükür ya mi diyecekler? Yoksa Allah bunu bize reva görmez. Bunu bize reva gören iktidardır. Biz emeğimizin karşılığını, yaşantımızın karşılığını alamıyoruz. Bunun suçlusu bu iktidardır mı diyecekler. Arkadaşlar, Türkiye'nin bütün bereketli topraklarında ben Sakarya'nın çocuğuyum. Sakarya'da buğday, mısır, patates, soğan kilerlerimiz dolup taşıyordu. Şu anda Türkiye'de o günlerde iki buçuk milyon çiftçi vardı. Şimdi ne kadar biliyor musunuz? 500 bine düştü. Peki bu rakamın bir karşılığı yok mu? Bu rakamın karşılığı şu değerli arkadaşlarım. Bizi dinleyen sevgili vatandaşlar. Artık bir tarladan buğdayımızı almıyoruz. Patatesi almıyoruz. Başka ülkelerden ihraç eder Konuma düştük. Kendi mahsulümüzü tarlamızdan alıp ülkemize yeterken muhtaç konuma düşürdüler bizi. Bu rakamın Türkiye için, milletimiz için gerçekten bir karşılığı yok mu? Gelir dağılımındaki eşitsizlik dünyanın en keskin olan ülkelerinden bir tanesi değil. 84 milyon nüfus var, değil mi? Rakam veriyorum arkadaşlar. 84 milyon nüfustan 1 milyonu zengin. 1 milyonu. 83 milyon vatandaşımız mağdur. Türk İş'in açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de 50 milyon kişi yoksulluk sınırının altında. Ya bu rakamın gerçekten hiç değeri yok mu? Milletvekilleri, başbakanlar, bakanlar, cumhurbaşkanları, siyaset yapanlar yaşadıkları ve yönettikleri ülkenin daha iyi olabilmesi için, daha huzurlu olabilmesi için, daha rahat yaşayabilmesi için mücadele ederler. 20 yılda bizi getirdikleri bu durumu artık gerçekten şaşırmadan mı izleyeceğiz? Hayat bağlılığında bahsetmiştim ya. Ya dünyada bu kadar ülke var mesela. Bir rakam söyleyeyim size hayat pahalılığında dünyadaki bütün ülkeler arasında altıncı sıradayız. Hiç değeri yok mu? Peki bu ülkeler hangisi? Ben şimdi buradan size söylüyorum. Venezuela birinci sırada. Sudan ikinci sırada. İflas etmiş Lübnan, Lübnan üçüncü sırada. Savaştaki Suriye dördüncü sırada. Afrika ülkesi Zimbabwe beşinci sırada ve altıncı sırada Türkiye. Arkadaşlar, gerçekten hayatımızla ilgili, yaşantımızla ilgili bu güzelim toprakları bize bahşeden Allah bize daha fazla ne verebilir ki bizi bu kadar yoksulluğa iten bu iktidara karşı biz şükredelim. Allah bize her şeyi vermiş, şükrediyoruz. Ama niye Recep Tayyip Erdoğan'a şükredelim? Niye onun yandaşları ve zenginleşen beşi çetesine şükredelim. Neden soyluya şükredelim? Neden nebatiye şükredelim? Bu güzel ve bereketli toprakları Zimbabwe'nin sıralamasına sokan bu iktidar. Bu rakamın bir karşılığı yok mu arkadaşlar? Türkiye dünyada ne bundan önce ne bundan sonra bugün itibariyle 8 milyon sığınmacıya sahip. Dünyada böyle başka bir ülke yok. Yani 8 milyon kimliği belirsiz insan Türkiye'nin sınırlarından geçmiş Türkiye'ye girmiş. Ya arkadaşlar merak etmiyor musunuz aranızda dolaşan kaç işit militanı var diye. Kaç El-Kaide militanı var diye. Kaç Afgan ajanı var diye. Mahallenizde Oturan insanları merak etmiyor musunuz arkadaşlar? Bunlar kim diye? Siz çalışmak için işe müracaat ediyorsunuz. Sığınmacı ne yapsın? Diyor ki onun çalıştığının üçlü fiyatına ben çalışacağım diyor. Buna göz yuman iktidar elini kolunu sallayarak gelen militanları, ajanları, katilleri Türkiye'de nüfus cüzdanıyla birlikte onu vatandaş yapmış soylu bunun hesabını vermiyor ama vatandaş buna şükredecek, katlanacak. 8 milyon kişi arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, Türkiye dünyanın en çok uyuşturucu kullanan ülkelerinden bir tanesi. Soylu zamanında ve Recep Tayyip Erdoğan zamanında 20 yılda bu noktaya geldik. Dinimiz açısından günah, İnsanlık açısından suç. Uyuşturucu çocuklarımızı öldürüyor. 12 yaşında çocuklarımız uyuşturucu kullanmaya başladılar. Bu bir rakam mı sadece arkadaşlar? Yani biz bunu gerçekten, gerçekten millet olarak, aileler olarak, geleneği göreneği dünyada en dinine sadık insanlar olarak sorgulamayacağız mı biz bu uyuşturucuyu? Biraz sonra geleceğim. Onlarla kol kola kimler girdi? Kimler onları bu noktaya getirdi diye. Değerli arkadaşlar. İçişleri Bakanı mafyayı kolluyor. Mafya siyaset ilişkisi ayuka girmiş. İçişleri Bakanı bu ülkede suç işlemiş olan kara para aklayıcısına ilgili son gecesini İçişleri Komisyonu'nda şöyle anlatıyor o gece o adamla görüştüğünü kabul ediyor. Ve o adamı devletin diğer birimleriyle Türkiye'de ve dünyada suçlu olarak yargılanmayı bekleyen bir kişiyi kendi elleriyle kaçırdıklarını itiraf ediyor. Arkadaşlar suç işlemiş birisi ve devletin bütün birimleri benimle beraber hareket etti diyen birisini Türkiye sorgulamayacak mı? Biz adaleti, yasaları en üstte olması gereken bir ülke değil miyiz? Hayır. Şimdi adaletle yasalar da bir kişinin iki dudağı arasında onlarla kol kola resimleri var. Birlikte çektirdikleri fotoğraflar var. Onlarla beraber aynı gece, son gece beraber olup öteki gün uçağa bindirip kaçırdığını itiraf eden bir soylu var Türkiye'de fakat Türkiye'de adalet sistemi işlemiyor sesimizi çıkartmıyoruz şu anda karşımda basın mensupları kameralarla Türkiye Cumhuriyeti'nde ana muhalefet partisinin grup başkan vekilinin söylediklerini çekiyorlar ve ülkeye yayınlayacaklar özgürce yayınlayamıyorlar neden ben gerçekleri söylersem suçu ve suçluyu ölmüş oluyorum yani ben gerçekleri konuştuğum halde beni yayınlayan basın mensuplarının çalıştıkları iş yerleri televizyonlar kapatılıyor. Basın mensupları suç işlemekten dolayı işlem görüyor. Dünyada böyle bir şey var mı? Gerçekleri konuşamayacak mıyız? Ve buna ses çıkartamayacak mıyız? Gerçekten bunları konuşmayacağız mı arkadaşlar? Bakın Cinayetler işleniyor Türkiye'de. Her gün ortalama bir kadın bir erkek şiddetine maruz kalarak hayatını yitiriyor. Bu yılın ilk iki ayında arkadaşlar 98 kadın öldürülmüş. Ya gerçekten bu rakam mı silçe ya? Kadından bahsediyoruz. Hani diyorsunuz ya bizim annemiz diye. Hani diyorsunuz ya bizim hayat arkadaşımız diye. Hani diyorsunuz ya çocuklarımızın anası diye. Ondan bahsediyoruz. Bunlar tek tek öldürülüyor Türkiye'de ve biz bununla ilgili uluslararası anlaşmada imza attığımız İstanbul Sözleşmesi'ni bir erkek Recep Tayyip Erdoğan öyle istedi diye feshediyoruz. Böyle bir ülke olabilir mi arkadaşlar? Değerli arkadaşlar, Çocuklarımızdan bahsedelim. Zorunlu eğitim başladığı andan itibaren Türkiye'de şu anda 676 bin çocuğumuz okula gidemiyor eğitim dışında. Hakikaten size rakam gibi mi geliyor 676 bin tane çocuk? 676 bin hane, 676 bin genç, 676 bin Türkiye'nin geleceği, 676 bin evlat. 676 bin yurttaş eğitim alamıyor Türkiye'de. Bir, Suriyelileri nasıl burada yaşatacağız onu tartışıyoruz. Bizim evlatlarımız sadece rakam mı bu sizin için? Değerli arkadaşlar dünyada hiçbir ülke vatandaşına şunu şöyle yapamaz. Sen arkadaşım çalış. Ne kadar? 20 yıl çalış. Şu kadar primini öde, emekli ol, maaşını al. Türkiye'de böyle değil. Vatandaşlar devletine güvenmiş gitmişler. Söylenilen prim sayısı kadar paralarını yatırmışlar. Söylenen süre kadar çalışmışlar. Zamanı gelmiş emekli olmuşlar. Diyorlar ki devlet iktidar. Diyor ki sana maaş ödemiyorum diyor. Ne zaman ödeyeceksin diyor mu? 60 yaşından sonra diyor. O zamana kadar diyorum, o zamana kadar ne yaparsan yap diyor. Hakikaten hiçbir karşılığı yok mu arkadaşlar ya? Yani böyle diye diye 20 yılı geçirdik. Ömrümüzün 20 yılı gitti. 20 yaşında olanlar 40 yaşında. O gün doğanlar 20 yaşına geldi. Bu insanlar Türkiye'yi aldatıyorlar. Yurttaşlarımızı aldatıyorlar. Anneleri babaları aldatıyorlar. EYT'lileri aldatıyorlar. Hiçbir sesimiz çıkmayacak. Miting yapıyorlar. Bütün gücümüzle EYT'lilerin mitinginde olacağız. Bütün gücümüzle bu haksızlığın karşısında olacağız. 3600 ek enerji. Kardeşim çocuk oyuncağım ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanısı. Bakanı var. Diyorsun ki şu gün çıkartacağım, bugün çıkartacağım, şu gün iyileştireceğim. 3600 ek enerji size bir rakam olarak mı geliyor arkadaşlar? Maaşlarının iyileştirilmesi ya alım gücünün artırılması. Eve eve bir ekmek daha girmesi. Çocuğa ayakkabı. Bundan bahsediyoruz. Yaşayan bizim insanlarımızdan bahsediyoruz. Daha doğru yoksullaştırdığımız bizim insanlarımızdan bahsediyoruz. Niye dalga geçiyorsunuz? Bu kader mi? Yoksa sizin çarpık uygulamalarınız mı? Değerli arkadaşlar, bu kadar güzel bir ülke talan edilir mi ya? Köylerdeki meralarımızı mahallelere çevirdiler, imara açıyorlar. Köylerdeki yeşil alanlar gitti. Satıyorlar. Limanlarımızı süresi dolmadan satıyorlar. Doğayı olabildiğince kirleten iş insanlarının önünü açıyorlar. Bu kadar yeşili denizli olan bir ülkede yaşayamayacağımız bir noktaya getirmek için ormanlarımızı kesiyorlar. Ağaçları yok ediyorlar. Sonra ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Ya ne kadar yanıyor ki? Kaç parayı vereyim diyen bir Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de hesap vermiyor. Peki vatandaşlarımızın vicdanında da gerçekten hesap vermeyecek mi? İşte size Türkiye'nin tablosunu anlattım. Hani şimdi de Cumhurbaşkanı'ndan çok kısa olarak bahsedeyim. Bu Cumhurbaşkanı milletin karşısına geçip de beni Cumhurbaşkanı yapın bakın dolar kaç liranın altına düşüyor diyen Recep Tayyip Erdoğan. Seni Cumhurbaşkanı yaptı bu millet. Bugün itibariyle dolar 15.4 bazında. Peki hiç mi hesap vermeyeceksin? Hiç mi yüzün kızarmayacak? Çıkıp da hala millete nasihat mı mi vereceksin? Akıl mı vereceksin? Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 tane uçağı var. Ama Türkiye'nin yangın söndürmekle ilgili kendisinin sahip olduğu tek bir uçağı yok. Şimdi bu Recep Tayyip Erdoğan mı? Milletimizin gözünün içine baka baka şükredin diyecek. Arkadaşlar buna gönül koymayacağız mı? Bunun hesabını sormayacağız mı gerçekten? Arkadaşlar sadece kendisinin aldığı maaş 100 bin lirayı bırakın. Sarayda yaşıyor, elektrik parası ödemiyor, su parası ödemiyor. 4 milyona yakın insanın evinin elektriği kesilmiş ana muhalefet partisinin lideri bunu protest etmek için evinin elektrik parasını ödemiyor. Karanlıkta oturuyor tüm dünyaya duyurabilmek için. Sarayın bir odasının ışıkları her akşam ışıl ışıl yanıyor. Onun itibarı ama Türkiye'nin itibarsızlığı kimseyi üzmüyor. Gerçekten buna katlanacağız mı? Buna gönül koymayacağız mı arkadaşlar? kardeşi enişte, eniştesi, dünürü, tüm ailesi özel kalemine varıncaya kadar mal adasından milyonlarca dolar vergisini ödemeden para getiriyorlar. Varlık içinde yaşıyorlar. Benim vatandaşım kendi cumhurbaşkanı, kendi cumhurbaşkanı paralarınızı, dolarlarınızı bozdurun dediği için bozdurduğu parası ve belgesiyle beraber işte ben bu ülkenin vatandaşıyım sen böyle dedin ülkem kurtulacaksa ben paramı bozdurdum işte belgesi diyor Recep Tayyip Erdoğan sahip olduğu trilyon dolarların milyar dolarların bir dolarını bozdurduğuna dair bir, bir, bir tek belgeyi bugün göstersin bugün siyaseti bırakacağım şimdi bu Recep Tayyip Erdoğan bu millete dönüyor, gece yatarken manda yoğurdunu, bal, hurma karıştırıp yiyin ve şükredin diyor. Ya arkadaşlar, gerçekten çocuklarımızın yüzüne bakabilmek için, eşimizle birbirimizin yüzüne bakabilmek için, Türkiye'nin geleceği için bu insana daha ne kadar tahammül edeceğiz? Neyine inanacağız? Neyine inanacağız? Amerika'yla birlikte hareket eden... Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığında 3 milyon küsür Müslümanın ölmesine göz yuman. Amerikan askerlerinin Noel'ini kutlayan, İsrail'den madalya alan ama kendi ülkesinin vatandaşına şükredin diyen bu adama bu millet daha ne kadar katlanacak? Değerli arkadaşlar sadece kendisi değil, Süleyman Soylu denilen bir suç unsuru Türkiye'de ajanlar 8 milyonun içinde el kaide militanları kol gezerken o dedikodu yapmakla uğraşıyor. Yalanla ve iftirayla uğraşıyor. Kendi sözünün arkasında duramayan bir tetikçiden bahsediyorum. Bir suçluyla ilgili diyor ki 10 bin dolar rüşvet aldı bu bir siyasetçi diyor. İşlem yapmayan bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. Kara para akleyicisini ben kaçırdım diyen Süleyman Soydudan bahsediyoruz. Dört tonluk kokainin hala baronunu saklayan Süleyman Soydudan bahsediyoruz. Türkiye'yi uyuşturucu trafiğini sonuna kadar açan Süleyman Soylu'dan bahsediyoruz kripto para dolandırıcılarıyla kol kola rekim çektiren Süleyman Soylu'dan bahsediyoruz. Kendisi bir siyasi partinin genel başkanı olup da vatandaşlarına bana oy verin bu Tayyip Erdoğan bu ülkeyi soyuyor bu alçaktır diyen ondan sonra da makam için onun bakanlığını yapabilmek için kendi siyasi partisini satan Süleyman Soydu'dan bahsediyoruz. Şimdi bu Süleyman Soylu bu tablo karşısında hiçbir şey söylemeden sadece diyecek ki ya biliyor musunuz benim kulağıma şöyle şöyle dedikodular geldi diyecek bir de sırıtarak bir de yüzü kızarmayarak kendisini böyle şamatayla bütün bu olumsuzluklar karşısında sorumsuzca millete beyanatlar verecek. Buna katlanmak zorunda mıyız? Arkadaşlar, Nebati denilen bir çapsız bakana, bir çapsız bakana, Türkiye Cumhuriyeti bunu kabullenmek zorunda mı? Biz dolar düşebildiği yere kadar düştü, ha 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 deyip de gülen, seviyetsiz ve çapsız, ondan sonra da dolar arttığı zaman da hiçbir şekilde tepki vermeye hiç merak etmeyin. Türkiye'de adalet madalet bakan bakan bürokratı değil Recep Tayyip Erdoğan var deyip de sadece bakanlık koltuğu için sırtını Recep Tayyip Erdoğan'a dayayan bilgisi olmayan birikimi olmayan bu çapsız kişiye Türkiye ekonomisini vermeye devam mı edeceğiz? Unuttunuz mu? Bu ekonomiler damatlara verildi. Milyarlarca dolar zarara uğratıldı bu Türkiye. Ama onlar gittiler. Onlar sefaat içinde yaşamlarına devam ediyorlar. 128 milyar doları Türkiye'nin yok edildi. Ama Türkiye yoksulluk içinde 50 milyon kişi Recep Tayyip Erdoğan şükürsüzler diye insanlara hakaret ediyor. Değerli arkadaşlarım, İnsan kendi yaşamıyla ilgili, ailesinin yaşamıyla ilgili, çocuklarının yaşamıyla ilgili eğer oturup düşünmez, doğru kararlar almaz, ülkesini yönetenler, arsızlık, hırsızlık, ihanet, bu güzelim cumhuriyetin bütün kurum ve kuruluşlarının içini boşaltan, birikimlerini yok eden bir iktidara karşı sessiz kalırsa, Kötülük iktidarda kalmaya devam eder. Kendi geleceğimiz için bütün bunlara dur diyecek olan Türkiye'de tek bir güç vardır. Millet. İşte onu temsil eden Millet İttifakı bütün kurumlarıyla beraber hem cumhuriyete hem de cumhuriyetin her vatandaşın her kimsesizin sahibi olabilmesi için cumhuriyetin geleceğine yön verebilmek için milletinden yetki bekliyor. İnşallah bu yetki bir an önce gerçekleşir. Türkiye dünyada hak etmediği bu manzarayı geçmişte bırakır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorusu olan var mı? Efendim kardeşim. Arkadaşlar, Suriyelilerle ilgili Recep Tayyip Erdoğan'ın her vatandaşımız son bir ayda söylediklerini alt alta yazsınlar. Bütün vatandaşlarımız telefonlarını açsınlar. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin cumhurbaşkanı. Kendi ülkesine içinde ajanların da bulunduğu, katillerin de bulunduğu, onlara bazılarına vatandaşlık da verdiği benim de belgelediğim bu sığınmacıları alıp bunlarla ilgili Avrupa'dan bana şu kadar para verirseniz ülkede tutarım. Vermezseniz benim tetikçim Süleyman'a söylerim. Kapıları açarız, göndeririz ha deyip ne kadar çocuğun Akdeniz'in karanlık sularında boğulduğundan, şu kadar vicdan azabı duymayan Recep Tayyip Erdoğan'dan Onlarla ilgili para pazarlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan'dan. Onları Avrupa'ya karşı silah olarak kullanan Recep Tayyip Erdoğan'dan. Kendisinin yoksul insanlarını "Ben onlara sahip çıkacağım." demeyip "Siz hele bir şükredin." deyip 50 milyar doları Suriyelilere harcadım diyerek nereye harcadığı belli olmayan Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum onun bir ay içerisinde göndereceğiz göndermeyeceğiz burası artık bu kadar depo olamaz işte şöyledir böyledir dediklerini alt alta yazın bir cumhurbaşkanının ne kadar istikrarsız ne kadar güvenilmez ne kadar yanar döner ne kadar iki yüzlü politika yaptığını orada göreceksiniz. Teşekkür. Bak, evet. Ama bir yandan da bütün kesimlerin haklarını gözetmemiz lazım diyor. Göre sonrası farklı aslında pandemiyle gelmişti. Bu bilgisayar 12'den 1'e uzatıldı. Yani pandemide bir alakası olmadı da ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Arkadaşlar bakın neden bahsediyoruz biliyor musunuz Türkiye'de 21. yüzyılda? Müzik yasağından bahsediyoruz. Türkiye. Dünya yapay zekadan bahsediyor. Dünya uzaydan bahsediyor. Dünya kök hücreden bahsediyor. Dünya tohumun gelecek nesillere nasıl aktarılacağından bahsediyor. Dünya teknolojiden bahsediyor. Türkiye'de biz müzik yasağından bahsediyoruz arkadaşlar. Türkiye'de insanların şu anda olduğu durumu bu kadar net açıklayacak başka bir şey yok. Türkiye'deki iktidar teknolojiyle değil, yapay zeka ile değil uluslararası rekabetle değil, ekonomiyle değil, vatandaşla uğraşıyor. Müzikle uğraşıyor. Onların eğitim hayatına müdahale ediyor. Getirdiği eğitim sistemiyle çocuklarını eğitimin dışında bırakıyor. Onların yaşam biçimlerine müdahale ediyor. Onların nasıl yaşayacaklarına müdahale ediyor. Müzik dinlemelerine müdahale ediyor arkadaşlar. Sadece gecenin bir vaktinden sonra çalınması gereken müzikten bahsetmiyoruz. Eskişehir'de bir festivalin 10 bin bileti satılmışken gençlerin müzik dinleyerek coşkuyla kendi ülkelerinde var olmanın heyecanını hissetmelerini engelleyen bir iktidardan bahsediyoruz arkadaşlar. Bunlar her şeye düşman. Bunlar bizim iyi yaşamamıza düşman müzik dinlememize düşman. Kaliteli bir hayat sürmemize düşman. Emeğimize düşman. Her şeyi yapabilme hakkını kendilerinde ve bir avuç insanda görüyorlar. 84 milyonun ne yapacağına kendileri karar verir diye düşünüyorlar. Allah büyüktür. Bunun hesabını tek tek vatandaşa çektirdiklerinin, bu vatandaşın çektiğinin, hepsinin hesabını tek tek soracağız. Bu ülke tekrar huzur içinde, mutluluk içinde, kendi tarım alanlarını eken, fabrikaları çalışan, huzur içerisinde yaşayan, her okuyan işine, her okuyan öğrencisine iş veren, kadın cinayetlerinin olmadığı, uyuşturucunun, uğursunun bile anılmadığı huzur içerisinde bir Türkiye'yi hep birlikte tekrar inşa edeceğiz. Teşekkürler.